Kadınlarda idrar kaçırmanın sebepleri nelerdir? Mesane boynu enjeksiyonu nedir? Mesane boynu enjeksiyonuyla idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır? Kadınlarda idrar kaçırma ve tedavi yöntemlerini üroloji uzmanı operatör doktor Ayşe Veyhürda Dikmen anlatacak. Az sonra. Evet efendim, üroloji uzmanı operatör doktor Ayşe Veyhürda Dikmen. Ne kadar değişik ve zor bir soy isim. Evet, özel biraz bir değişik. Anlamı var mı? Hayır, özel bir anlamı yok. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hocam, bugün mesane boyu enjeksiyonu ile idrar kaçırma tedavisi hakkında konuşacağız. Benim ilk defa duyduğum bir yöntem bu enjeksiyon yöntemi. Sizden bir dinleyelim. Bu sağlık sorunu öncelikle sosyal hayatı gerçekten çok fazla kısıtlayan bir sağlık problemi. Abdest alan varsa gününün 5 vakitinde çok ciddi abdest kaçırma problemlerine sebep olabiliyor. Aynı zamanda sosyal hayatta böyle dışarı çıkan birisi hemen kaçacak bir yer arıyor kendine. Uzun saatler dışarıda kalamıyor. Önce bir sizden dinleyelim hocam bu sorun hakkında. Bize bir bilgi verirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. İdrar kaçırma gerçekten toplumda kadınların büyük bir çoğunluğunu etkileyen, sosyal hayatı da söylediğiniz gibi önemli ölçüde kısıtlayan bir sorun. 20 yaşından 100 yaşına kadar diye tarif edebileceğim çok geniş bir yaş popülasyonunu etkiliyor. Özellikle 30-60 yaş arası kümülatif diyebileceğimiz bir yoğunluk görülüyor idrar kaçırmada. Pek çok tedavisi var idrar kaçırmanın. Cerrahi tedaviler, antikolinerjik ilaç tedavileri dediğimiz medikal tedaviler yaygın bir şekilde uygulanıyor ülkemizde. Özellikle 20-40 yaş arası kadınların etkilendiği, dediğiniz gibi günlük hayatı son derece etkileyen ciddi bir sağlık sorunu halinde. Bu konuda mutlaka üroloji muayenesinden geçmek gerekiyor. İdrar kaçırmanın cerrahi tedavilerinden mesane boynu enjeksiyonu özellikle son yıllarda son derece talep gören bir tedavi yöntemi. Mesane boyu enjeksiyonu değil mi evet, hocam? Evet, mesane boynu enjeksiyonu. Ben ilk defa duydum hocam. Nasıl bir yöntem bu? Nasıl uyguluyorsunuz? Özellikle anestezi, genel anestezi almadan lokal anesteziyle uygulanan bir yöntem. Değil mi? Özellikle cerrahi operasyondan korkanlar için iyi bir alternatif olabilir. Evet, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle genel anestezi alamayan ve minimal invaziv dediğimiz fazla girişimci olmayan tedavi yöntemlerini talep eden hastalarımız için uygun bir yöntem. Tabii ki bunun için kapsamlı bir üroloji muayenesi gerekiyor. Bu tedavinin hastaya uygun olup olmadığı yönünde öncelikle tanısal sistoskopi dediğimiz poliklinik ortamında da rahatlıkla uygulanabilen mesanedeki sorunun teşhisine yönelik bir çeşit muayene işlemi gerekiyor önce. Tanısal sistoskopi ile sorunun ortaya konmasını takiben minimal invaziv ya da non invaziv yöntem olarak tabir edebileceğimiz mesane boynu enjeksiyonu uygun hastalarda çok rahatlıkla uygulanabiliyor. İşte o uygun hastaları merak ediyoruz hocam. Bu sorunu yaşayan herkes, güzel ben ameliyat olmadan, cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadan bu sorundan kurtulabilirim diyenler varsa özellikle kimlere uygulayabileceğimiz konusunda da bizi aydınlatırsanız mutlu oluruz. Stres tipi inkontinans dediğimiz karın içi basıncının artışı, öksürme, hapşırma ile idrar kaçıran ya da iri bebek doğumları, son yıllarda aşırı kilo artışı nedeniyle idrar kaçırma yakınmaları bulunan bayan hastalar için özellikle çok uygun bir yöntem. Doğum da tetikliyor değil mi hocam? Evet, iri bebek doğumları, zor doğumlar, vajinal doğumun uzun sürmesi şeklinde tetikleyen bazı faktörler stres tipi inkontinansa yol açabiliyor. Tanısal sistoskopi yaptığımız zaman hastamıza sorunun primer mesane boynu yetmezliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit ediyoruz. Ve primer mesane boynu yetmezliği dediğimiz işeme yolu etrafındaki dokuların yeterince sıkı olmamasından kaynaklanan bir zemin durumu varsa bu yöntem bu hastalar için çok uygun olacaktır. Peki nasıl uygulanıyor hocam? Yani anladığım kadarıyla bir enjeksiyon yapıyorsunuz. Evet, ancak bunun için kapsamlı bir teçhizat gerekiyor. Buradaki yöntemin hasta tarafından daha çok talep görmesinin sebebi genel anestezi almadan ofis ortamında hatta poliklinik ortamında
lokal anesteziyle uygulanabilmesi. Aynı günde hastamız işine dönebiliyor. Süre olarak çok kısa süreli bir işlem. Sistoskop dediğimiz endoskopik bir cihaz yardımıyla bu cihazın idrar kesesinin içini görüntülemesi esnasında mesane boynu dediğimiz anatomik yapıya uygulanıyor. Hı hı. Yani oraya özel bir ilaç herhalde. Bir çeşit dolgu maddesi. Öyle mi? Dextranomer etken maddeli diye tarif edebileceğimiz mikro kürecikler içeren bir çeşit polimer. Hyaluronik asit konjüge materyali ön planda içeriyor. Biyo yararlanımı yüksek, aynı zamanda hani migrasyon dediğimiz başka bir takım polimerlerin sebep olduğu yan etkileri de göstermemesi nedeniyle avantajlı. Peki hocam, diğer yöntemlerden farkı tam olarak ya da üstünlüğü nedir bu yöntemin? Diğer cerrahi idrar kaçırma yöntemlerine göre genel anestezi gerektirmemesi hastalarımız için çok avantajlı bir özellik. Genel anestezi almadığı için işinden gücünden kalmıyor. Aynı gün sosyal hayatına dönebiliyor. Bazı sağlık sorunları nedeniyle genel anestezi alması sakıncalıysa, özellikle uygun hastalarda bu yöntemi tercih etmek çok avantajlı. Peki hocam, direkt yani bu sorunu yaşayan birileri varsa şu anda, ki mutlaka vardır. Biz iki haftadır bu konunun üzerinde, ki sizin tedavi yönteminiz çok farklı ama idrar kaçırma yöntemleri üzerinde çok fazla konuşuyoruz. Çok fazla WhatsApp mesajı da aldık. Bu sorunu yaşayan kişi ilk olarak ne yapmalı? İlk önce ayrıntılı bir ürolojik muayene gerekiyor. Üriner sistemin ve aynı zamanda genital sistemin kapsamlı muayenesi gerekiyor. Ön planda önerebileceğimiz ayrıntılı ürolojik tetkikler, üriner sistem ultrasonografisi, idrar tahlili ve kapsamlı biyokimya tetkikleri dediğimiz kan tahlilleri gerekiyor. Eğer tanısal sistoskopi dediğimiz yine lokal anesteziyle poliklinik ortamında mesanedeki sorunun teşhisine yönelik yöntem ile mesanedeki sorun tespit edilirse de bu yöntemin hastaya uygun olup olmadığını kolaylıkla anlamış oluyoruz. Ve aynı seansta uyguluyoruz. Şimdi hocam, siz konuşurken ben hemen elime telefonumu aldım. Özellikle sosyal medyadan soru soranlar var mı diye direkt hemen soruları izleyicilerimiz göndermeye başlamış. Hemen bir mesajı açıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki, hocam normal doğumdan sonra idrar kaçırma problemi yaşıyorum. Hocama sorar mısınız ne yapmalıyım diye. Birçok kadın yaşıyor bunu, doğum evet, yapan değil mi? Evet, toplumumuzda çok sık görülen bir sorun gerçekten. 20 yaşından menopoz yaşına kadar pek çok hastamızı etkiliyor ve sosyal hayatı da önemli ölçüde kesintiye uğratan bir sorun. Öncelikle ayrıntılı bir üroloji muayenesi olması gerekiyor hastamızın. Genito-üriner sistemin fizik muayenesi. Aynı seansta üriner sistem dediğimiz böbrek, mesane ve diğer pelvik organların ultrasonla incelenmesi. Ve idrar kaçırma sorununa sorununun tespitine yönelik işeme testi dediğimiz üroflowmetri testi uygulanabilir. Bu zaten üroloji polikliniğinde yapılabilen bir tetkik. Ve hastanın lokal anesteziyle hatta poliklinik ortamında tanısal sistoskopi dediğimiz yöntemle idrar kaçırmasına sebep olan ana sorunun tespitinin yapılması gerekiyor. Yine hocam, bir izleyicimiz de demiş ki, hemen açayım. Diz ve kalça ağrılarım var. İdrar kaçırma problemi yaşıyorum. Bu neden olabilir demiş. İlgisi var mıdır? Evet, ilgisi olabilir. Şöyle ki, eklem problemleri olan osteoartrit ya da bir takım ilave kemik hastalıkları olan hastalarımız hareketin kısıtlanmasına bağlı tuvalet ihtiyacını işemeyi zaman zaman erteleyebiliyor hareketin kısıtlanmasına bağlı olarak. Tabii ki mesanenin kendi kapasitesini aşması, ertelenen işeme nedeniyle de ara ara taşma kaçırmaları. Evet, olabilir. Muhtemelen böyle bir sebepten olabilir. Taşma kaçırması dediğimizde eğer hani mesane çıkışında bir darlık, işemeyi engelleyen bir mekanik tıkanıklık yoksa, mesanenin kapasitesini aşarak aşırı dolması nedeniyle meydana geliyor. Ve taşma kaçırması da hastamızın ifade ettiği gibi sosyal hayatı son derece sıkıntıya sokan, kesintiye uğratan bir sorun. Mutlaka tedavi edilmeli.
Tutmak da çok zararlı değil mi hocam? Evet. Kadınlar özellikle çocuk var, aman yemek var, dur erteleyeyim derken kendi Evet. sağlıklarına ne yazık ki zarar verebiliyorlar. Evet, işemeyi ertelememeyi öneriyoruz. Sağlıklı işemi 1,5-2 saat en fazla idrarı tutarak 2 saatte bir sık ve düzenli işeme öneriyoruz. Hocam güzel bir soru gelmiş. Ben de merak ettim şimdi. Mesane boyu enjeksiyonundan sonra hastalık tekrar eder mi diye sormuş bir izleyicimiz. Bir dolgu maddesinden bahsettiniz ya, bizim hemen aklımız o kozmetik dolgulara gitti. Acaba o da eridikten sonra hastalık tekrar eder mi? Ya da belli periyotlarla uygulamak gerekir mi? Tekrar etmesi şöyle ki bu enjeksiyon yönteminden yeterli yanıt almamız ortalama 1-1,5 ayı bulabiliyor. Çünkü üretra dediğimiz işeme yolu etrafında kolajen üretimini yani bünyenin idrarı tutabilmek için ilave doku üretimini tetikleyen bir yöntem. Bu bizim istediğimiz avantajlı bir tetikleme. Bundan tam maksimum yanıtı almak 1-1,5 ay. Ancak bunun süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 4 ila 5 yıl randımanlı bir şekilde idrarı tutma yeteneği sağlıyor. Bir izleyicimiz de demiş ki hocam, ben de bu soruyu bekliyordum gerçekten. Ağrı acı var mı bu iş, operasyon sırasında demiş. En çok korktuğumuz şey, hemen ağrısı acısı varsa vazgeçecekler. Evet. Non-invaziv ya da minimal invaziv yöntem diye tarif edebileceğimiz bir yöntem bu mesane boyunu enjeksiyonu yöntemimiz. Genel anestezi gerektirmediği ve ofis ortamında yani poliklinik ortamında uygulanabildiği için lokal anesteziyle çok rahatlıkla uygulanabilir. Lokal anestezi de işeme yolu çıkışı dediğimiz üretrada hafif bir sızlama, hafif bir ağrı diye tarif edebileceğimiz bir his oluşur. Ancak hani yöntemin hastaya sağlayacağı avantajları ve hastanın bundan göreceği faydayı göz önüne aldığımızda bu aslında bu sızlama ya da ağrı diye tarif ettiğimiz his çok çok önemsiz kalıyor. Hocam yine bir izleyicimiz demiş ki yeni doğum yaptım, uygulamayı yaptırabilir miyim diye sormuş. Tabii ki doğumdan itibaren 6 haftalık süre geçtikten sonra yani normal yuhusalık dönemi atlatıldıktan sonra hastanın eğer muayene bulguları uygunsa güvenle uygulanabilir bu yöntem. Eminim hocam şu an sizi böyle izleyen birçok izleyicimiz vardır can kulağıyla. Onlara da son böyle neler söylemek istersiniz toparlamak gerekirse konuştuklarımızı? İdrar kaçırma toplumumuzdaki pek çok insanı muzdarip kılan ancak tedavisi çok başarılı hatta çok kolay olan bir sağlık sorunu. Bence hiç beklemeye gerek yok. Bir an önce üroloji muayenesi olup sorunu tespit edip gereken tedaviyi yaptırmak gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için de çok Ben teşekkür teşekkür ederiz ederim. tekrardan.